Merhaba TV Anamur izleyicileri, sağlıklı günler dileriz. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün programımızı bir sloganla açacağız. Sağlıklı bir cilt, kişinin genel sağlığının aynasıdır diyoruz. Cildimiz, sahip olduğumuz en büyük organımızdır. İhmal edilenin aksine aslında çok önemli fonksiyonları olan ve sahip olduğumuz en büyük organımızdır. Doğduğumuz günden itibaren bize bir bariyer görevi gören cildimiz, genel sağlığımız açısından bize çok önemli sinyaller vermektedir. Kişinin cildinden, renk tonundan, neminden, genel ruh durumu hakkında dahi bilgi edinebilmekteyiz. Herhangi bir arkadaşımızı gördüğümüzde bugün solgun görünüyorsun ya da bugün çok canlı görünüyorsun diyebiliyoruz. İşte bu bile bizim cildimize çok iyi bakmamız gerektiğinin en önemli sinyallerinden biridir. Cildimiz vücudumuzda ortaya çıkan problemlerin sinyalini veren harika bir mekanizmaya sahiptir. İşte bu yüzden cildimizin bakımı doğduğumuz günden itibaren yapılmalıdır. Tabii ki cildimizin bakımı deyince lütfen cilt bakımı olarak algılanmasın. Çocuk doktorlarının tavsiye ettiği şampuanlar, kremler, güneş koruyucularıyla çocuklarımızın doğduğu günden itibaren cildini koruma altına alabilmekteyiz. Ve sanılanın aksine cilt bakımı sandığımız gibi ilerleyen yaşlarda değil, ergenlikle birlikte profesyonel bir şekilde yapılması gerekmektedir. Özellikle bir insanın kendini en çok beğendirmek istediği ergenlik döneminde kişinin cildinde çok değişik problemler ortaya çıkmaktadır. Bunun başında akne ve siyah noktalar çekmektedir. Bu anlamda profesyonel yardım alınması çocuklarımızın ruh sağlığı açısından da çok önemli olacaktır. Ve ilerleyen yaşlarda onlar için ciddi kalıntılar bırakmayacaktır. Ergenlikte kendi başlarına yaptıkları işlemlerle ya da kulaktan dolma bilgilerle yaptıkları hatalarla ciltlerinde kalıcı hasarlar bırakmayacaklardır. Cildimizin sağlığı deyince lütfen sadece yüz bölgemizi algılamayalım. Çünkü ellerimiz, ayaklarımız, bacaklarımız, her yerimizi kaplayan en büyük organımız cildimize her açıdan çok iyi bakmalıyız. Cilt bakım rutini belirlerken yalnızca popüler uygulamalar ve popüler ürünlere odaklanmamalıyız. Kişinin sağlığı, yaşı, iklimi, yaptığı meslek bile kullanılacak ürünlerin ya da uygulamaların şeklini belirlemektedir. Ve bunları tek başınıza belirlemek inanın çok zor. Bu nedenle işinde profesyonel olan uzmanlara veya hekimlere başvurmalısınız. Sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla reklamı dönen uygulamalar ve ürünlerle karşılaşmaktayız. Bir ürünün ya da uygulamanın çok popüler olması cildinize çok uygun olacağı anlamına gelmemektedir. Burada yine belirttiğim gibi sadece yüz bakımından bahsetmiyoruz. Vücudunuzla ilgili herhangi bir bakımdan da bahsediyoruz. Gerçekten önemli olan içeriğinin size uygun olup olmadığıdır. Ya da uygulamanın sizin yaşınıza, cilt sağlığınıza, yaşadığınız iklime uygun olup olmadığıdır. Bunun için de çok araştırmanız ve doğruluğundan emin olduğunuz yerlere başvurmanız gerekmektedir. İnsanlar artık zamanla yarışıyorlar. Dolayısıyla insanların beklentisi kompakt bakımlar. Yani insanlar ellerinin bakımını yaptırırken ciltlerinin de bakımını, vücut sağlığını da korumak istiyorlar. Bu nedenle hayatımıza kompakt bakımlar girdi. Nedir bu kompakt bakımlar? Önceden cildinizin sadece nemini korumak için ya da sadece nem vermek için bambaşka bir uygulama yapılırken şekillendirme içinse bambaşka uygulamalar yapılmaktaydı. Bunlar zaman ve para kaybı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Artık kompakt bakımlarla tek defada hem yüzünüzü şekillendirebilir hem de cilt temizliğinizi yapabilirsiniz. Vücut bakımlarınızdaysa hem ödem atabilir, hem şekillendirme sağlayabilir, hem de kas gelişiminizi artırabilirsiniz. Bu nedenle artık insanlar kompakt bakımlara yönelmektedir. Yine burada dikkat edeceğimiz en önemli husus, merdiven altı yerlerde yaptırmamak, doğruluğundan, onayından emin olmaktır. Kendi başımıza ürün alırken dahi, bir alışveriş merkezine gidip kişisel bakımınız için ürünler aldığınızda bile lütfen oradaki kozmetik danışandan yardım isteyin. Çünkü eğer herhangi bir şeye alerjiniz varsa ve sizin içerik okuma alışkanlığınız yoksa nasıl ki yediğinizde ters etki olduğu gibi cildinize sürdüğünüzde de ters bir etkiyle karşılaşacaksınız demektir. Aynı zamanda birden çok ürün kullanıyorsanız lütfen İçerik etkileşimlerinin birbiriyle tepkimeye girmemesine dikkat ediniz. Bu konuda eğer kimyasal bir bilginiz yoksa
işi uzmanına devretmenizi tavsiye ederim. Çünkü A firmasının nemlendiricisiyle B firmasının yüz yıkama jeli cildinize tepkimeye girebilmektedir. Birbiriyle uyumlu içerikleri kullanmıyorsanız, dünyanın en iyi ürününü de kullansanız cildinize sadece zarar vereceksiniz demektir. Kullandığınız şampuandan tutun da ayak nemlendiricinize kadar lütfen cilt sağlığınıza uygun olan ürünleri kullanmayı ihmal etmeyin. Sesinizi duyar gibiyim. Peki Nida Hanım, bunların hepsini ben nasıl öğreneceğim? Kimyasal tepkimelerin neyi, ne olduğunu ne bileceğim? Tabii ki haklısınız. İşte bu konuda devreye bizler ve dermatologlar girmektedir. Ya da AVM'lerde kozmetik kişisel bakım mağazalarında bulunan kozmetik danışmanlar devreye girmektedir. Bu kişilerden yardım alarak daha kaliteli, daha verimli bakımlar sağlayabilirsiniz kendinize. Programlarımızın ilk gününden itibaren alanında uzman kişiler geldiğinde hep değindiğimiz konu içten beslenme olmuştu. Cildinizi dışarıdan ne kadar güzel ürün kullanırsanız kullanın, ne kadar güzel bakım yaptırırsanız yaptırın. Eğer içten beslenme sağlayamıyorsanız üzgünüm, bakımınız, verdiğiniz yemek yarıda kalacaktır. Elbette boşa gitmeyecektir ama istediğiniz performansı elde edemeyeceksiniz. Özellikle daha önceki programlarımızda belirttiğimiz gibi mevsim geçişlerinde kişilerin bakım prosedürlerini değiştirmesi gerekiyor. Çünkü maruz kaldığımız güneş, nem ve serbest radikaller kış mevsimi, yaz mevsimi ya da sonbahar ve ilkbaharda aynı değildir. Bu nedenle de lütfen mevsim geçişlerinde yine bakım rutinlerimizi bir gözden geçirelim. Örneğin yazın günde iki kere yıkandığımız durumlar olurken kışın gün aşırı yıkandığımız zamanlar olmaktadır. Eğer siz günlük kullanıma uygun olmayan bir şampuan kullanıyorsanız cildinizdeki dengeleri bozacaksınız demektir ve saç problemleri hayatınıza girecektir. Aynı şekilde yazın karşılaştığımız nemle ve cildimizin sebum dengesiyle kışınki nem oranımız aynı olmayacaktır. Bu nedenle de yaşadığınız iklime uygun ve yaşadığınız şartlara uygun şekilde de yine ürünlerimizi bir gözden geçirmemiz gerekmektedir. Örneğin ellerinizi çok kullanıyorsanız, elleriniz sürekli suyun içindeyse ya da tırnaklarınızın zarar gördüğü bir mesleğiniz varsa sizin önceliğiniz tırnaklarınızdaki keratin tabakayı koruyucu ürünler olmalıdır. Yine aynı şekilde eğer sürekli botun içinde olan ayaklarınız varsa, işiniz gereği sürekli çıkaramıyorsanız ve tırnak batması, mantar gibi durumlarla karşılaşmamak için de yine bakım rutininizi ve kullandığınız ürünleri buna göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Ve hanımlar beyler, özellikle kilo alıp verme dönemlerinde veya hanımların gebelik sürecinde çatlakların en büyük nedeninin vücudunuzdaki nemin azlığından kaynaklandığını biliyor muydunuz? İşte bu nedenle bu dönemlerinizde nemlendiricilerinizi, vücut bakım ürünlerinizi de buna göre değiştirmenizi tavsiye ederim. Son günlerde çok popüler olan gıda takviyeleri ve kolajenlere gelelim. Her kolajen vücudumuza faydalı mıdır? Her gıda takviyesini mutlaka kullanmalı mıyız? Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte multivitaminler, gıda takviyeleri çokça hayatımıza girmekte. Geçen bölümlerde de bahsettiğimiz gibi multivitamin gibi, kolajen gibi içten besleyeceğimiz ürünler ne yazık ki marketlerde dahi bulunabilir oldu. Peki marketlerde bize bunların kullanımıyla ya da vücudumuza uygun olup olmadığıyla ilgili bilgi verecek kişiler var mı? İşte bu noktada oturup biraz düşünmemiz gerekmekte. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi vücudunuza uygun olmayan içten besleme ürünleri de yine aynı şekilde vücudunuzun dengesini bozacaktır. Bu nedenle de ilk sağlık adamı olan eczanelerden yardım alabilirsiniz. Yine aynı şekilde aile hekimlerinizden veya kolajen grubu içinde yine güzellik uzmanınızdan da bilgi alabilmektesiniz. Bunlar için mutlaka genel rutinlerin bir doktor tarafından gözetilmesi ve sizin hayat şartlarınıza uygun bir şekilde gıda takviyelerinin kullanılması gerekmektedir. İşte bu nedenle sadece reklamı yapılıyor diye, sadece eczanelerde reklamı adı altında ürünün güvenilir olması sizin vücudunuza çok uygun olacağı anlamına da gelmemekte. Genel olarak toparlayacak olursak, cilt sağlığımızı korumak için öncelikle
Bir cilt bakım rutini oluşturmamız gerekiyor ve bütün cildimiz için oluşturmamız gerekiyor. İkincisi, cilt sağlığı doğuştan itibaren başlamaktadır. Üçüncüsü, cildimize sadece dışarıdan bakım yetmez. Mutlaka içeriden de desteklememiz gerekiyor. Ve sağlıklı beslenme de bunun için en önemli ilk adımdır. Ve günlük ihtiyacımız olan suyu içmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Gelelim beden sağlığımızın, ışıltımızın en büyük kaynağına. Egzersiz yapmak. Mutlaka hayatımıza uygun bir şekilde, kendimizin programına uygun ve bedensel gücümüze uygun bir şekilde de bir egzersiz programı kendimize belirlemeliyiz. Ve size bir sır vermek istiyorum. Bunların hepsini yapsanız bile, eğer mutlu değilseniz üzgünüm, yine işe yaramayacaktır. Bu yüzden elinizden geldiğince mutlu olun, enerjinizi yüksek tutun, lütfen olumsuz şeyler arkanızda bırakın ve kendinize çok iyi bakın. Bir Sağlıklı Günler Dileriz programının daha sonuna geldik. Sizlerle her hafta bir arada oluyoruz. Bize merak ettiklerinizi iletmeyi unutmayın. Bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da videomuzun altına yorumlar kısmından merak ettiklerinizi bize iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günler dileriz.